strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. Trump seçimi kazansın diye canlı yayında ayin düzenledi. Zaferin sesini duyuyorum dedi. The Lord says it is done. The Lord says it is done. Amerikan Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın dini konularda danışmanı olan evangelist Paula White Kane, Trump'ın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için bir dua ayinine liderlik etti. Paula White Kane duasında özellikle Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonlara hedef aldı. Zaferin sesini duyuyorum dedi. For I hear victory, 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 victory in the corridors of heaven, in the corridors of heaven. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the Evangelist din insanı Paula White Kane, Beyaz Saray'ın inanç ve fırsat girişiminin başına getirilmişti. White Kane'in bu göreve getirilmesi, kiliseyle devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı. Donald Trump'ın yönetiminde Evangelik Danışma Kurulu Başkanı olarak atanan White Kane, 20 Ocak 2017'de Trump'ın görevine başlama töreninde de ayin düzenlemiş ve bir başkanın yemin töreninde ayin düzenleyen ilk kadın olmuştu. Daha önce de Trump'ın siyasi muhaliflerinin büyücülükle uğraştığını iddia eden White Kane, Trump'ı büyüden korumak için dua etmişti.